birçok izleyici, birçok benim o taraflarıma bakan insanlar benim bile görmediğim veya onu düşünerek çekmediğim şeyler görüyorlar. Büyük tabii bu beni çok memnun ediyor. Çünkü bütün bunlar bir yorum getirmesi lazım. Yani bir sanat yapıtının yorumları açık olması lazım. Bir kalıp olmaması lazım. İstanbul Boğazı'nda akıntı yönünde süzülüp Marmara'ya çıkmadan önce sancağı kırınca Haliç karşılar gelenleri. Haliç'e en güzel bakış açılarından biri de manzarasıyla akıllara kazınan, yazarıyla yaşanan Pierre Loti'dir. Yabancıların altın boynuz diye adlandırdıkları Haliç'in üzerinde birbiri peşi sıra paralel görüntüler oluşturan köprüler daha ilk adımda büyüler gelenleri. Eskisini aratmayan balıkçılarıyla Yeni Galata Köprüsü, etrafından müzik yükselen Un Kapanı Köprüsü ve kırılardan selam eden Haliç Köprüsü. Debdebesi ve çağçağısıyla yedi iklim dört buçağa nam salan İstanbul'un en eski mahallelerine ve komşuluklarına tanıklık eder Haliç. Birbiri içine geçmiş hayatlar ve sohbetlerle doludur bu semtler. Zeyrek, Balat, Fener, Ayvansaray, Eylül. Ilık bir hafta sonu sabahında sokak aralarında gezmediğiniz sürece güzelliğini fark edemeyeceğiniz semtler. İstanbul'un merkezinde yer alan ama İstanbulluların pek rağbet etmediği bu semtlerde elinde fotoğraf makinesiyle dolaşan pek çok turist ve üniversite öğrencisine rastlarsınız. Usta fotoğrafçı Şakir Eczacıbaşı da Haliç'in ve ona yaslanan semtlerin büyüsüne kapılanlardan. Valla 1960'ların başlarında diye düşünüyorum. Çünkü hemen hemen o zaman ben fotoğraf çekmeye başladım. 1960'ın başlarında fotoğraf çekmeye başladım. Tabii ki o zaman Balat bambaşka bir yerdi. O kadar çok değişti ki eğer devamlı İstanbul'da yaşasak tanımak mümkün değil. Yani İstanbul'da yaşamıyor olsak. Tabii ki bu şimdi çok olumlu değişimler olduğu gibi olumsuz değişimler de var. Tabii böyle bir bu kadar temiz bir kıyı yoktu. Bütün Haliç'i böyle göremiyordunuz. Ama ona karşında çok hoş şeyler vardı. Burada Ayvansaray vardı. O gemilerin işte şeylerin yapıldığı büyük takaların vesaire. Orada da çok fotoğraf çekerdik. Sonra Eyüp'te çok fotoğraf çekerdik. Buranın arka sokaklarında öyle. Yine olumlu taraflarından biri şimdi bayağı güzel restore edildi eski Türk evleri. Balat'ta restorasyon çalışmaları 1996'da İstanbul'da düzenlenen Habitat 2 zirvesinde alınan ıslah etme kararları sonucunda başladı. İnsanoğlunun ortak kültür miraslarından biri olarak sayıldı bu tarihi zengin, kendisi yorgun semt ve cemresi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu tarafından dikkate alındıktan sonra Avrupa Birliği de sahip çıktı Balat'a. Balat'ın restorasyonu semte çok büyük faydalarda bulundu ve de bulunuyor. Ama Balat'ı Balat yapan özelliklerinin başında mimarisi ya da dış yapısı değil, daha 20-30 yıl öncesine kadar taşıdığı demografik özellikleri geliyor. Tabii Balat'ın başka bir özelliği de ta Bizans'tan bu yana çeşitli şeylerin, ırklardan gelmek kişilerin, yani Musevilerin, Rumların, Türklerin, Ermenilerin ve diğer azınlıkların bir arada yaşadığı bir yerdir. O da tabii çok ilginçti o karışım. Şimdi gene öyle ama çok daha az.
Çünkü İstanbul'un Balat hakikaten en eski yörelerinden biridir. Balat, nice imparatorluklara başkentlik yapan, İstanbul'un merkezinde ama İstanbul'a bir o kadar da uzak. Biraz Kudüs'ü, biraz Antakya'yı, biraz da eski İstanbul'u yaşatıyor. Bu özelliği daha 20-30 yıl öncesine kadar sahip olduğu demografik yapısından ve kozmopolitikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi azınlık kültürlerine kapılarını neredeyse kapatmış olsa da tarih boyunca ağırlıklı olarak Musevilerin, özellikle de Sefaradim diye adlandırılan İspanyol Musevilerinin yaşadığı bir merkezdi. Mahallede sadece Museviler değil, Türkler, Rumlar ve Ermeniler de yaşıyordu. Bir zamanlar dört ayrı grubun komşuluk ilişkileri içinde yaşadığı bu semtler, şimdi ilk bakışta varoş izlenimi veriyor. Son yıllara kadar kozmopolit yapısıyla tüm İstanbul'da ayrı bir yere sahip olan Balat, bu yapısını ve gizemini kaybetmenin acılarını yaşıyor. İkinci bin yılın sonlarında başlayan ve üçüncü bin yıla da sarkan ve sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hissedilen değişim, her şeyde olduğu gibi kente hayat veren ögelerde de gösteriyor kendisini. İstanbul'un değişimiyle ilgili, belki özellikle Balat'la ilgili, İstanbul'da tabii bu açıdan çok büyük değişim oldu. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hem gelen çok oldu hem giden çok oldu. Ama daha sonra dışarıya giden daha fazla olmaya başladı. Özellikle 6-7 Eylül'de çok kişi, özellikle Rumlar ama çok dışarıya gittiler o 6 Eylül olaylarından sonra. Sonra Kıbrıs olaylarından sonra biz Yunan uyrukları dışarı çıkardık. Onun için Rumlar da çok azaldılar. En az Ermeniler de çok azaldı. En az azalmış olan nüfus Musevilerdir. En az onlar kaldılar. Hatta onların dışarı gidenleri, yani İsrail'e gidenleri daha ilk İsrail kurulduğu sırada gittiler. Ondan pek sonra gitmediler. Ve daha çok işi burada olan kimse gitmedi. Yani iyi işi olan insanlar gitmediler. Musevilerden söz ediyorum. Daha çok işte alt gelir sınıfından kişiler yeni umutlarla gittiler. Ama en çok Rumlar, zaten en büyük nüfus Rumlardaydı daha önce. Sonra Ermeniler, yani dışarıdan çok gidenler. Ve dolayısıyla işte 1960'lardan ve özellikle de 70'lerden sonra burası çok değişti. Bu nedenle de değişti. Tabii 1990'lardan sonra da yapısı değişmeye başladı. Onun için İstanbul'un çok başka bir bölgesi oldu. Kozmopolit kültürün yaşadığı eski dönemde İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Balat'ın sokakları, bir köşe başında birdenbire karşınıza çıkan tarihi bir evle, kırmızı kiliseyle ya da patrikhaneyle şaşırtır sizi. Eski dönemde hem kültürü hem de mimarisiyle çok önemli fotoğrafik ögeler barındıran Balat, şimdi sadece cumartesi günleri yıkanan ve asılan çamaşırları ve her köşe başında görebileceğimiz çocuklarıyla anılıyor. Sokaklarda gezerken bir anda karşınıza çıkan ve sokağı tamamen dolduran ve hatta güneşi yok edecek kadar sık olan çamaşırların altından geçerken kendinizi müthiş derecede özgür hissedersiniz. Kurutma makinelerini mesken tutmuş çamaşırlara inat, ipe serili olanlar dalgalanır durur rüzgarda. Balat sokaklarında yürürken oynayan çocuklara bakıp ip atlamak, saklambaç, yakar top ve hatta çelik çomak gibi oyunların hala var olduğunu görürsünüz. Ama çocuklar, çamaşırlar ve mimari her şey demek değil tabii ki. Özellikle de usta bir fotoğrafçının gözüyle. Hem o zaman yani kentsel yapısı açısından hem de dediğiniz gibi çeşitli insanların bir arada yaşaması açısından Balat çok ilginçti tabii. Yalnız Balat değil, yani Balat'tan başlayarak daha Eyüp'e kadar
Çok ilginçti. Şimdi ikisi de kayboldu. Büyük oranda kayboldu. O bakımdan artık burada pek az fotoğraf çekiyoruz. Bir zamanlar çok çekerken artık çok az çekiyoruz. Gene geliyoruz ama eskisi kadar fotoğraf çekmiyoruz. Tabii burada oturmak güzel, bu Haliç'in böyle görmek güzel. Ama fotoğraf çekmek için artık çok ilginç değil bu bölge. Haliç'in usta bir fotoğrafçı için ilginçliğini kaybetmesi biraz da çağın, kentin veya ülkenin yaşadığı değişimden kaynaklanıyor. Çağ değişti, kent değişti, ülke değişiyor. Dünyada 1950'lerde, Türkiye'de 1990'larda hem zenginlerin hem de fakirlerin şehir dışına kaçışlarını sağlayan bir gettolaşma süreci başladı. Bu süreç kentlerin kalbinde yer alan ve o kenti temsil eden semtleri yalnız bıraktı. Oysa kenti yaşatan ve o kente hava katan eski mahalleleridir. Eski mahalleler bozulduğunda kent de yavaş yavaş bir şeyler kaybeder. Kişiliğinden, tarihinden ve tarih içindeki bağlamından. Tabii ki dünya çok süratle değişiyor artık. Kentler de değişiyor. Aslında değişirken eskiyle karşılaştırma değil de değiştiği zaman ne kadar iyi ya da kötüye bakmak lazım. Çünkü genellikle bizim içerisimizde geçmişten ilgili bazı nostaljiler oluşuyor. Her şeyi o açıdan görmeye çalışıyoruz. Oysa yeninin de çok güzel tarafları var. Yani mesela İstanbul'un hep söylerler sırtları yemyeşildi. Efendim şimdi şu hale bak falan. Bu doğru değil. 19. yüzyıl sonundaki fotoğraflara bakarsanız tepeleri, Boğaz tepelerini hemen hemen bugünkünden çok daha çıplak görürsünüz. Onun da bir nedeni var. Çünkü o zaman koruma yasaları olmadığı için insanlar ne zaman odun gerekse çıkıp tepelerden kesip yakarlarmış. Ama biz bunu bilmiyoruz ve böyle bir şey canlandırıyoruz gözümüzde. Aynı şekilde İstanbul'un sokaklarına baktığınız zaman bugün de çok daha iyi, çok daha düzenli. O sırada böyle işte salyalı köpekler, hatta develer, eşekler, efendim böyle peşmürde insan, bugün öyle şeyler yok. Bugün neredeyse peşmürde insan kalmadı. Ki o zaman 600-700 binken İstanbul'un nüfusu, şimdi en az 15 milyon olduğu halde yani bu açıdan büyük değişim var. Elbette ki nostaljize olan şeylerimiz var. Yani mesela bir İçören köyü artık yok. Bir Boğaz'ın bazı yöreleri yok. İşte dediğim gibi buralar yok. Yani elbette kötüye giden değişimler de var. Ama şunu da kabul etmek gerekir ki çok da iyiye doğru giden şeyler de var. İstanbul değişti. İstanbul'la beraber İstanbul'u yaratan değerler de bir bir değişiyor. Eskiden hissedilen ve insanı bir anda geçmişine götüren odun sobası ya da fırından yeni çıkmış pide gibi kokular artık neredeyse yok. O kokuları sanki bağımlıymış gibi içime çekerdik. Ciğerlerimizin tüm hücrelerine işleyinceye kadar. Bu kokuların yerini şimdi egzoz dumanları aldı. Otomobillerden savrulduğu gibi hayatımızı da alıp götüren ve hiçbir şeyi hissettirmeyen o duman. Ama nostaljiyi bir kenara bıraktığınızda kentte güzel şeyler de yaşanıyor. Çünkü kentlerin yaşadığı değişimi sadece kötü olarak nitelemek de anlamsızlaşıyor o zaman. Tabii bu kıyı çok güzel oldu, temiz oldu. İnsanlar parka geliyor falan. Dikkat ederseniz parklar da o kadar kalabalık değil. Yani bu temizlik gene olabilirdi. Ama arada bazı şeyler bırakılabilirdi. Mesela Ayvansaray bırakılabilirdi. Orada insanlar buradan böyle yürürken orada bir kahve içerlerdi. Bir bar olurdu, bir şey içer, bir içki içerlerdi akşamüstü falan filan. Bunu yok ettiler. Yani kıyıda yaşamı pek görmüyorsunuz. Sadece oynayan çocuklar, onlar da kaç tane işte. Buyurun şimdi oturuyoruz ve cumartesi sabahı bu. Pazar günü geldiğimizde biraz daha kalabalık olacak ama gene fazla olmayacak. Ve hep parktaki insanı, park olmasın demiyorum, çoğunluğu da öyle olsaydı ve böyle temiz bir görüntü ortaya çıksaydı. Ama neden arada? Bir mesela şu Bulgar Kilisesi fevkalade ilginç görünüyor. Çünkü tek başına ortada duruyor. Tabii onu
yetkileri yoktu tabii yıkmaya. Onu yıkamadılar ama böyle yerler burada kalabilirdi. Benim burada Haliç'te canımı sıkan bu. Yürüyorsunuz hep aynı şey. Hep aynı şey. Evet, hep aynı şeyler. Kentlerin değişen yüzü, konforu, pratikliği ve hızı getirse de hep aynı şeyler. Kentlerin uzak köşelerinde kurulan devasa siteler insanlar arasındaki ilişkileri yok ediyor. Eski mahallelerden dev bloklara taşınan gelenekler büyük çabalarla yürütülmeye çalışılıyor ama apartman katlarından fare fare olan komşuluklara çare olmuyor. Çok katlı binaların yarattığı en büyük değişikliklerden biri de insanların artık çevrelerine ve hatta evlerine yeterince özen göstermemesi. Balkonlarda çiçek, evlere bir kimlik kazandıran dış boyamalar, ev önlerindeki kamariyeler ve o kamariyelerde hoş sohbetlerle içilen kahveler yok artık. Tek katlı evlere sıkışıp kalıyor insani ilişkiler ve bu durum fotoğrafa da aynı şekilde yansıyor. Orada da çekilecek çok şey oluyor. Yani o gecekondularda insanlar kendi geleneklerini, görenekleri oraya getiriyorlar. Kendilerine göre evler yapıyorlar. Mesela bugün bilmem 8-10 katlı apartmanlarda oturan insanlardan bir kere çok daha çekici. Orada çekici, onlar da çekici. İşte bu kalıp halindeki apartmanlarda çekici bir taraf yok. Ama bakıyorsunuz bir tanesi kapısına bir çiçek yapmış, öbürü penceresinin etrafını boyamış, öbürü saksıları boyayıp pencerenin önüne koymuş gibi. Bu kentin etrafında oluşan mahallelerde böyle şeyler var. Böyle kişilikli şeyler var. Yani sıradan şeyler yok. Şimdi çok çok özel olsa belki bir apartman çekilir belki ama prensipte apartman çekilmez. Yani neden çekesiniz ki yani? Bir özelliği yok, bir kişiliği yok, bir diğer şeylerden başka bir yanı yok. Gayet sıradan bir olay. O bakımdan bunlar daha ilginç. Çünkü yani bir şeyi de çekmenin bir nedeni olmalı. Yani o yapı, o pencere, o kapı içinde yaşayan insanı yansıtıyorsa bu çekilir. Bir de tadı tuzu varsa çekilir yani. Onun için benim öyle çok fotoğraflarım vardır. Kenar mahallelerde çekilmiş olan fotoğraflar vardır. Ve çok sevdiğim fotoğraflardır onlar. Çünkü dediğim gibi o kişinin geleneğini, görgüsünü belirten ve yaşamını belirten şeylerdir onlar. Ve çok da kişiliklidir. Yani çok değişiktir. Değişiktir. Öyle çok fotoğraflarım var. Ama bir tane apartman fotoğrafı bende bulamazsınız. Çünkü neye çekeyim? Yani bir nedeni olması lazım bir fotoğrafın. Hem karşıdakinin çekici olması lazım hem de bir şey demesi lazım. Fotoğrafın söyleyeceği şeyler deklanşörle film ya da dijital platform arasında. Bu yüzden saniyenin yüzde ya da binde birine sıkışan fotoğrafı iyi anlatabilmek, kendi alemi ve yaşamı içinden şimdiye dek gördükleri üzerinde tutarak düşün ve yargılarını dışa vurmak zorunluluğu yaratıyor. Fotoğrafa geç başlamış olsa da kazandığı birikimi daha ilk fotoğraflarında yansıtmaya başlayan bir fotoğrafçı Şakir Eczacıbaşı. Eczacıbaşı fotoğraf sevdasının nasıl başladığını ve nasıl bir bağımlılık haline geldiğini ilginç bir hikayeyle anlatıyor. Her zaman sanatla kültürle çok yakından ilgili oldum. Ama doğrudan doğruya sanatın uygulamasına girmedim. Sonra işte 1953'lerde falan Vatanın Sanat Yaprağı'nı çıkardım. Sonradan sanayiye girdim. Ve tabii sabahtan akşama kadar çalışıyordum. Üst yöneticiydim. Önce en baş değil ama sonra en baş. Tabii ki büyük sorumluluklarımız vardı. Bunlar hiç düşün ama gene de sanat ve kültürden kopmadım. İşte orada Tıp Yenilikler diye dergi çıkarıyordum bir şeyden. Eczacıbaşı'nda falan. Sonra arayla da dostluk. Ve o Tıp Yenilikler için aradan fotoğraf istedim. Fotoğraf çekti ara. Geldi. Pek uygun değildi istediklerime. Arada kızdı. Dedi ki o zaman git kendin çek dedi. Ben de ertesi gün gittim hakikaten. Bir Leica makinesi aldım ve böylece başladı. Yani araya karşı bir tepkiyle başladı anlayacağınız.
Fotoğrafın amacı insanı anlatmak. Her sanat dalında olduğu gibi en genel anlamıyla konusunu insandan alan bir sanat dalı fotoğraf. Bazen anlara sıkışan, bazen bütün bir hayatı anlatan. İçinde insan olmayan fotoğraf uzak geliyor gözlere. Çünkü insan bir samimiyet katıyor fotoğrafa. Her izleyenin kendinden bir şeyler bulmasını sağlıyor. İnsanın içine girdiği fotoğraflar anlam kazanıyor, hayatı değiştiriyor. İnsana dair olan her şey gibi. Çünkü insan ortaya çıktığında fotoğraf yöresel ya da bölgeye bağlı olmaktan kurtuluyor. Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarının önemi bizleri yansıtmasından, bizim memleketimizin ürünü olmalarından gelmiyor sadece. Çünkü o duygularını ve gözlemlerini, hayat tecrübesini ve edindiklerini fotoğraf sanatının evrensel boyutunda aktarıyor bizlere. Ben sokaktaki insanı çekerim. Ve sokaktaki insanın her türlü ilişkisi beni ilgilendirir. Yani başka insanlarla ilişkisi, sokaktaki çocuklarda, kadınlarda, insanlarda, işte yapılarla ilişkisi, manavlarla, kasaplarla ilişkisi, bütün bunlar. Çünkü iki tane nedeni var bunun. Sokaktaki insan eğer sizin çektiğinizi bilmiyorsa en gerçek durumundadır. Yani bir dükkana girerseniz ya da bir yapıya girerseniz o insan değişir. Hele böyle bir makama girerseniz birdenbire başka bir insan olur. Resmi bir insan olur, samimi olmaz. Bu tabii ki fotoğrafı etkiler. Onun için biz, yani ben ve birçok arkadaşımız sokakta çekmek isteriz fotoğraflarımızı. Böylece daha insancıl olur, daha samimi olur, daha içten olur aslında. O bakımdan ben sokaklarda çekerim. Fotoğraf yaşantısını anlar ve insanlar üzerine kuran Şakir Eczacıbaşı, dışa vurumculuğun estetik değerlerini kendi görüntü yaratıcılığına tutarlı bir biçimde uyguluyor. Bu dışa vurumculuk o kadar kendini belli ediyor ki fotoğraflarında, fotoğrafı oluşturan iki temel etkeni, yani fotoğrafı çekenle fotoğrafı çekilen arasındaki ilişkiyi de izleyicinin gözüne bırakıyor. Fotoğraflarına isim koymuyor bu yüzden. Saniyenin %1'inde yok oluveren fotoğraflara verilen ismin izleyicinin gözünde bir ön yargı oluşturacağını ve fotoğrafı çeken kişinin gözüyle bakmak zorunda kalacağını söylüyor. Oysa fotoğraf, iyi fotoğraf, çekenden bağımsızlaşmalı, izleyiciyi kendi bakış açısıyla yakalamalı. Bir yapıtın hem çekeni vardır hem de çekileni. Yalnız insan açısından da söylemiyorum bunu. Veya başka türlü diyelim, hem yapan hem yapılan.
hem ortaya bir şey koyan, diyelim ki bir sanatçı, öbürü de izleyici. Bu bir alışveriş meselesidir. Hatta Oscar Wilde'ın çok hoşuma giden bir lafı vardır. Diyorlar ki, peki bu gece oyunun açılıyor. İşte röportaj yapıyorlar. Ne diyorsun, başarılı olacak mı diyorlar. O da diyor ki, benim oyunum başarılı olacak. Ama izleyici başarılı olacak mı olmayacak mı bilemiyorum diyor. İşte bak, bu çok önemli. Yani demek istiyor ki, izleyici benim oyunumu nasıl algılayacaklar. Şimdi dolayısıyla birçok izleyici, birçok benim o taraflarıma bakan insanlar benim bile görmediğim veya onu düşünerek çekmediğim şeyler görüyorlar. Büyük tabii bu beni çok memnun ediyor. Çünkü bütün bunlar bir yorum getirmesi lazım. Yani bir sanat yapıtının yorumları açık olması lazım. Bir kalıp olmaması lazım. O bakımdan siz çekersiniz. Genellikle o algılanır ama algılanırken onun üstüne yorumlar muhakkak değişir. Onun için mesela ben fotoğraflarına hiçbir zaman isim koymam. Yani o isim izleyicinin düşüncesini sınırlar diye düşünüyorum. Efendim, yani diyelim ki mesela kapıdan çıkan bir adam. Belki o şunu görüyor, kapıdan korkarak çıkan bir adam belki. Yahut bir şeyin peşinde koşarak çıkan adam. Veya niye çıktığının farkında olmayan bir adam. Yani bak, kaç tane yorum gelişebilir burada. Onun için ben hiçbir isim söylemem. Baktığını kendisi isim versin, ad versin veya vermesin.